Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün kendim çekim yapacağım. Tabii ki birazdan Kardelen gelecek, Uşağı gitti. Bugün menümüzde kaz var. Kaz nasıl bir şeylerdi size göstermek istedim. Sağ olsun birkaç kişi takipçi benden kaz aldı, yani Uşak içinde. Hatta dün kazını birine teslim ettik, evini verdik. Eğer bilmeyenler için ben de göstermek amacıyla göstermek istiyorum bugün kazıma pişirdiğimi. Onun için size, tabii ki ben kazı geceden çıkardım. Önemli olan geceden çıkarmanız ki sabaha vurunca içindeki kan suyu gider. Tabii ki kan olmuyor, ne kadar durdukça dolapta içinde bir kan birikimi olur. Onun için sabahleyin damla mala maşada baktım. Yukarı çıktım, şimdi kazı vurdum, size göstereceğim. Bakın arkadaşlar, kazımı ocağa vurdum. İçinde ayakları var. İki tane her kazın ayağını içine katıyoruz biz kendimizi sevdiğimiz için. Eğer satacağımız zaman da ayaklarını içine koyuyoruz. İster yesin ister yemesin diyen gibi, ama kimsenin hakkını almarız içinden. Taşlıkları, ciğerler hepsini içinde, ama bunun kafasını da temizlemişim ben. Onu da koydum içine, sadece ben yerim. Ama yemezsem de atarım zaten. Bunu birazdan mesela 10 dakikaya varmaz keflenecek. Tabii ki kefini alacağım. Alırken sizi göstermek istiyorum. Neden? Püf noktası. Çünkü bilmeyenler için göstermek istedim bu kazın nasıl piştiğini diye. Bu şekilde sonra size yavaş yavaş detaylı detaylı nasıl olduğunu, piştiğini, kaç saat sürede piştiğini göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Kefi şöyle geldi. Yanıma da tabii ki tabağımı, kaşımı koydum. Buna işte kefi denilir, kazın. Buna ben böyle üzerinden kefini alacağım. En sonra pişen yakına derken tuzunu atacağım. Şöyle göstereyim. Bugün dedim aslında ben bunu aşağı vuracaktım. Sizler de biliyorsunuz aşağıdaki zobumun üzerine ya kuzuniye çıkaracaktım, ama hava yağmurlu. Yağmur yağıyor. Şimdi biraz dindi ama çayırda gördüğünüz gibi sulardan geçilmiyor. Avlu bilene gerçekten sudan geçilmiyor. Kazlara bakın. Şurada tavuğum da geziyordu ama kayıp oldu. Onu da göstereyim dediydim. Bakınız, bunu bu şekilde böyle alacağım. Tabii ki bir saat kaynadıktan sonra kazı çevireceğim. Alt üst yapacağım. Bir tarafı daha iyi pişsin diye. Suyunu da düşünüyorum. Kalan suyunu da tabii ki yemeğini yaptıktan sonra akşamleyin dolma yapmayı düşünüyorum. Eğer yapabilirsem, durumuma göre, işime göre. Aslında yağmur yağdıktan sonra işimiz yok. Neden? Çünkü daha bulgurumu yaptıramadım. Çünkü yağışlı olduğu için havalar. Yağış olmadığı gün rüzgar yok. Eşim evde olmuyor değmeni götürmemiz için. İşte böyle birazdan bir daha kaynadıkça bunun kefini alacağım ben. Size böyle göstermek istedim. İnşallah videomu beğeniyorsunuzdur. Vallahi bilmeyenler için göstermek istedim yani bunu ben. Kardelen de daha gelemedi. Beni yalnız koydu. Onun gerçekten değerini çok iyi anladım. Yani zaten evlatlarım değeri bir başka, da hani yardım ettiği için burada ben yapıyorum, o çekiyor. Onunki daha bir fazla emeği. İşte bu şekilde kefini böyle alacağım yavaş yavaş. Tabii ki bir kere daha kaynadım, ondan sonra kefi kalmayacaktır. Gördüğünüz gibi kazım içinde, ayaklar altında kalmıştır, ciğeri daşlığı. Zamanla yavaş yavaş göstereceğim hepsini detaylı. Evet, ben artık Uşak'tan biraz önce geldim. Annem de kıyamam. Kendi çapında artık yapmış ama iyi halletmiş yani. Senin yerin yaradım vallahi kardeşim. Alışmışım ben senden yapmaya. Gördüğünüz gibi kazım kaynıyor. Ne zamanlardadır? Şöyle çok yaklaştırayım çünkü buharı var, evet. Şimdi ben helva basacağım. Kardan dedim ki, genci kardan dedim, helva basacağım. Bunun geldiğini fıstıklara ekliyordum. Allah'tan fıstık var derdi. Tuzlu olan da çoktu. Bu tuzsuz olan tabii ki. Bu arada kardan ben de yapacağım. Anne dedi helva, evet, basacağım dedim. Gece benim de canım istedi dedi. Gerçekten dün akşam canım istemişti. Hatta anneme söyleyemedim, kendimce bir ara yapsın dedim. Keşke başka şeyler de isteymişim, demek ki olacakmış. Aynen, aynen. Şekeri unuttuk kardelen. Şurada şeker vardı değil mi? Var var, çıkar. Şimdi ben her zamandaki gibi helvayı hiç ölçülü yapmıyorum. Göz kararıyla. Şimdi önce suyundan başlayalım. Şöyle
Şöyle yaklaşık bu bir su bardağı geliyordur bu. Hemen hemen. Şekerini ayarladım. Çünkü çok fazla yapmayacağım bu yok. Hemen akşamleyin yemelik. Bir de sıcağına yiyelim diye. Suyunu da katıyorsun. Zaten şeker eksik gelirse helvanın üzerine karıştırırken şeker katabilirim. Onun için sakıncası yok. Bunun altını yaptım. Bu yeterli. Şunu şöyle kenara koyayım. Şimdi fıstığımız hazır. Dediğim gibi hemen az yapacağım göz kararı. Şöyle bayağı bir miktar yağ katıyorum. Yağ olunca böyle kavrulmaz. Kavrulur ama geç kavrulur. Tadı da iyi olmaz hem. Yağını kattım. Şimdi unu geldi sıra. Şöyle unumuzu da katıyorum. Şurada bir şey vardı. Şimdi bunu hepsine katmayacağım. Çünkü bu yolda tavam almaz. Bu yeterli. Altını da yakayım. Çünkü bu büyük ocak. Mecbur buraya yatmak zorundayım ama biraz kısacağım. Tabii ki yakabilsem de kısacağım daha doğrusu. Şöyle ateşini ayarlayayım bir kısıklığını. Tamam. Şimdi fıstıkların hepsi içine katacağım. Ben bol fıstıklı daha çok seviyorum. Fıstık olmayınca da yapıyorum da. Ama fıstık da daha bir güzel hoş oluyor. İçindeki o fıstıkları yemeye bayılıyorum daha doğrusu. Biraz kap çıktığında koymuşum. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi bu biraz az ya. Bu zaten şerbete girince bayağı da olur. Ben birinde kaç sene önce böyle annem yapıyordu. Anne bu kime yetecek dedim. Annem de hatta komşuya falan verecekti Nazlan ablagile. Aynen. Annem de böyle elle yaptı. Şunu bir dikim oraya versek, bir dikim şuraya versek dedi. Sonra şerbeti bir koydu, bir sürü oldu. Bakınız şöyle göstereyim. Ununa göre yağ fazla geldi. Bakınız. Bu bir de daha kavrulmadan kendini salıverecek, kavrulunca bunun unun hepsini katacağım buna. Tamam. Yaklaşık orada hemen hemen 1,5 su bardağı unum varmıştır. O tabaktakinin içinden. Etimi de daha anca çünkü kardelen gibi ben ettikten sonra geldiler. Daha yaklaşık 1,5 saattir kaynıyor. Bir kere çevirdim onu. Alt üst ettim gazı. Bu şekilde bunu yavaş yavaş göstereceğim. Şimdi böyle kavrulacak. Böyle ilkinden olunca ağırlaşır yani ağır olur kaşık elinde. Tabii ısınınca un kendini koyuverdikçe yenilir. Dağılır daha sen karıştırmadan iki tarafı dağılır. Şöyle dediğim gibi bizim helva yavaş yavaş kendini salmaya başladı. Vallahi kolum ağrıdığı için bir sağ bir sol yapıyorsun. Aslında kardeşim sen bunu öğrenmen lazım bu helva basmasını. Daha doğrusu basman lazım çünkü ben de göre göre. Ben bunu bak bir kere de gördüm. Ondan sonra denedim. Ve o günden beri de yapıyor. Bunun yanına yemem için ayran yapacağım bana. Ayranla helvayı çok severim. Gerçekten sıcağına bir de yük olacak. Düreceğim içine. Tamam. Bir yandan şerbetimiz de kaynamaya başlıyor. Ama şeker eksik gelirse o sorun değil. Üzerine katabilirim. Şeyle de yapabilirsiniz. Suyu kaynatıp kettle'da böyle yaptıktan sonra şekeri ekleyip karıştırıp suyu da üzerine dökebilirsiniz. Öyle de olur ama ben şerbeti yaparak yapıyorum helvayı. Bu helvasını. İrmiği hiç yapmadım. Ama yapmayı tercih ederim ama hiçbir cesaret edip de yapmadım. Aslında düğünlerde irmik helvasını çok seviyorum. Kendim etmedim ama. Şöyle bakınız salmaya başladı yavaş yavaş cıvıldamaya başladı daha çünkü şöyle genç böyle dediler anda hamurlu oldu mu burada genç diyorlar daha olmamış anlamında un kokusu olduğu için şöyle bir elinden karıştırayım bir elinden de size kazı göstereyim bakınız kaz da kaynayıp duruyor buhardan tabii ki hiçbir şey gözükmüyordur işte aşağı vuracaktım yağışlı olduğu için dedim yağar yağmaz ama sabahtan beri de yağmadı hava ne kadar desen bulutlu. Tencere ocaktan dışarı çıkmış diye. Vallahi fark etmedim anne.
Hop. Salayım da bari kendini iyiceleme ama da kıvamına gelmedi. Ne kahverengi olacak ne ak olacak. İkisini orta anlamında seviyorum ben helvaya. Vallahi şöyle bakınız, bu artık 2-3 dakika daha durdum mu şerbetini katacağım içine. Sağ olsun takipçinin biri bana demiş ki o zamanlar yazdıydı. Peran bir daha helva bastın da ocağı kapat, ondan sonra şerbeti dök, hiçbir yere sıçramaz, elinde yanmaz diye. Bu yıl onun taklidini yapacağım. Dediği çok mantıklı gerçekten. Hem elim yanıyor hem cof deyince her tarafı da sıçrıyor. Ocağın altı bayağı kıstım. Yani kısık ateşte yapıyorum. Çünkü yanar bu yol unlu olduğu için. Karnem bu insanın eline var. Gelse mahveder biliyor musun? Öyle. Yağın kızgınlığı. Onun kavrulmuş hiçbir şeye benzemez. Yapışır kalır insanın eline. Abo bak oraya gitti. İçine mi gitti? Yağın içine, şerbetim içine gitti. Ya dedim ya Gali. Ya aklım aldı oradan. Koyulaştı. Hemen bir dakika daha durdurayım. Tamam. Şimdi yormuyor artık insanın elinde kendini koymadığı için. Evet şimdi annem. Ocağın altını kapattım. Bakınız. Şöyle rengi koyulaştı. Zaten cıvıl demeye başladığı anda görüyorsunuz bak cıvıl diyor. Azıcık daha şu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbeti de kapattım. Şimdi gelin püf noktasına. Helva bu şekilde oluyor. Bir yandan da karıştıracağım şimdi. Allah razı olsun o izleyenler bana bu şekilde yaptığı için. Hem sıçramadı hem iyi oldu. Şimdi yakıyorum ocağın altını. Yandı değil mi? Yanmamış. Anne geri söndü. Anne söndü. Yandı mı? Evet tamam. Geri söndü anne. Geri çabuk bırakıyorsun ondan oluyor. Bırak. Tamam oldu. Yanıyor görüyorum. Şimdi. Anne geri söndü. Şimdi buradan şerbet olmuştur. Vallahi şu an öyle bir sinir oldum ki ocağa. Bakın ağız gibi gözükse de şerbeti girince bu şekilde bunu karıştıracağım. Şöyle karıştırayım ki gelen kenarlarındakileri gidelim. Gelin de buhardan da tabii ki şey oluyor. Mecbur ateşi açmam lazım. Şerbet yemesi için. Ama rengi güzel bence. İşte un helvamız hazır. Suyu denk. Gördüğünüz gibi azıcık bir şeye kaldı şimdi şerbetinde. Şu kenarlarındakini de aldırayım. Artık tüpün altını kapatıyorum. Şuraya tahtaya koyacağım. Şimdi size yakından göstermek istedim. Bakınız. Helvamız hazır. Şimdi bunun tadına bakacağım. Eğer eksikse şekeri hemen üzerine sıcağından şeker katacağım. Ben bunun üzerine fıstıklar da kavrulmuş. Gerçekten çok güzel gözüküyor içinde. Birazcık eksik şekere. Hemen ne yapacağım? Şöyle şekeri katıp şimdi onu karıştırayım derken o şekerini zaten soracak. Çoğu insan işte şekerini katıyor. Kavrulduktan sonra üzerine sıcak su atıyor.
Ama ben dediğim gibi şerbetini yapıp birlikte katıyorum. Oo, gerçekten görüşü çok güzel. Bakınız hemen hazır oldu un helvası. Şöyle dağıldığı gibi isterim. Aslında bunu sıcakken hani yememesi gerekiyor ama sıcakken yemesi benim gözüme daha güzel. Daha iyi oluyor. Aynen. Bak birazdan şimdi yanına ayran hazırlayacağım ben bunu. İkisi bir arada gerçekten çok güzel oluyor. Tabağa kattığımda gösteririm. Şimdi biz bunu kardelenle sıcakken yiyeceğiz. Dediğim gibi sıcakken çok seviyorum. Bol fıstıkla. Şöyle. Tabii ki sıcak olduğu için yapışıyor. Soğudu mu? Böyle bir iki defa kaşığıyla karıştırıverdim mi? O telim telim ayrılır zaten. Çok mu kattım? Zebil olmasın. Zaten zebil olmaz. Dökmeyiz kalınını. Anne bana sadece bir kaşık hemen katıversene. Sonra yiyeceğim ben. Şöyle bir şey soğudu mu yersin. Şöyle bir kere daha karıştırayım ben bunu. Biraz rengi istediğimden koyu olmuş. Ama tadı gerçekten çok güzel. Şöyle ayran da yaptım. Dedim ya ayranla çok güzel oluyor. Tadıyla. Çünkü canım bunu istedi. Böyle ayrandan yiyeyim diye. Bende değişik şeyler vardır. Turşuyla ayranı çok severim. Baklavayı yemesine. Biz bunu yiyeceğiz. Ondan sonra şu et pişerse diderken falan aşamasını gösterim. Bize afiyet olsun. Vallahi gerçekten görünüşü çok güzel. Tadı zaten bir güzeldir. Çünkü şekerine denk de. Kazım pişti ama çok sıcak. Tabii ki benim her zamandaki gibi başlayacağım, yetiştireceğim diye. Bunları sıcakken yarı bıçağla keseceğim. Yarı elimle dikeceğim artık. Şöyle derileri pek kimiyorlar. Şöyle derilerini atacağım. Ben kanadını daha çok severim. Şöyle kanat zaten erimiş. Çünkü bıçağla kenarlarını şey ettim, soğusun diye. Kaynak. Bunu bu şekilde diteceğim. Bu göğüs kısmı kazın. Şöyle ne büyük ne küçük şekilde. Üzerine bunun tereyağı koyup fırına vereceğim. Fırında kızartacağım. Böyle bir daha güzel oluyor. Pilavı pişirip aşağıya. Kardelen artık çorbayı pişirir. Salatayı falan yapar. Elim de bu arada yandı. Çok sıcak gerçekten. Sizi göstereyim diye yapıyorum bu işlemi. Şimdi bunu dittim. Tereyağını da koyacağım üzerine. Bunu fırına sürdüm mü bir pilavım kalıyor sırada. Bunu tat veren tabii ki tereyağı. En güzel yemekleri katacağım. Dur. Şöyle. Bunu şimdi fırına süreceğim. 200 derecede fırında kızardı mı iş tamamdır ama kızarması lazım biraz. Öyle daha bir tadı güzel oluyor. Ondan sonra pilavı geçeceğim şimdi. Şimdi sıra geldi. Pilavı pişireceğim. Şöyle azıcık tuz katacağım. Çünkü kazın içine tuzu katmıştım. Kaynayıp duruyor suyumuzda. Şöyle göz kararı bulguru katıyorum içine. Ve kıvamını göstereyim. Bu şekilde ideal bunun suyu. Bu zaten pişmeye yakın kardeleni koyup gideceğim. O artık pişirir. Çünkü benim mal saatim geldi her zamandaki gibi. Bu kardelene aittir artık. Ondan sonra ben tamam aşağı ince. Benim yaptığım bu kadardık. Sonra yukarı çıktığımız kaldığımız yerden devam ederiz. Bunun şimdi size pilavı göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu çekmiş. Biraz daha dursun. Artık bunun altını da kapatırım. Ondan sonra bunu sararım. Sonra kaz çıktıktan sonra kazı da tabii göstereceğim size.
Evet, şimdi kazı da fırından çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi biraz çok kızarttım. Çünkü annem de öyle söyledi hani. Yani bunun şeyinde böyle güzel oluyor. Yani kızartması böyle daha kuruması daha bir güzel oluyor. Biz böyle seviyoruz. Valla suyuyla beraber şu an gerçekten çok güzel görünüyor. Hatta şu an burada böyle bir kas kokusu var ki size anlatamam. Ben kendim tabii sevdiğim için zaten bilenler de yiyenler de bilir. Gerçekten kazın lezzeti bir başkadır. Şimdilik burada kapatacağım. Annem inşallah yukarı çıkınca yemek yerken yine devam ederiz. Evet, yine her zamanki gibi annem ineklere baktı, yukarı çıktı. Babam da bugün yola gitti, onun da sofrasını koydum. O da tabii ki yedi gitti. Şimdi sıra geldi bize. Bunu nane katı edeyim mi? Kattım. Kazmamışsın herhalde. Kattım. Gerçekten kattım. Karnım Biz bildiği gibi. ekstradan nane katıyoruz içine. Ben naneyi çok seviyorum. Çorba da olsun. Sonra da üzerine katıldı mı? Yenice yukarı çıktım. Haliyle biliyorsunuz artık günler kısaldı. Saat 5'te insem de bu saate kalıyor. Daha işim iyi giy garo ediydi bile de yatmadan. Yola gideceğim diye yatıyor. Yani hiç olmazsa iyi hazır olmasa bile de bu saatte yine çıkamayacaktım yukarıya. Kardeşim de çorbayı pişirmiş. Bunun içine ben bulgur pilavı katacağım. Azıcık öleceğim. Duşunu kapandı kafadan. Bayağı olduydu bak bu pilav bir şeyle gördüğünüz gibi daha sıcacık duruyor. Kaçta pişir dedik? Tahminen 5'te pişir dedim ben buna. 5'te doğru. Yani 5'e 5 geçe falan indim aşağıya. Belki 5'e bile ne varmadıydı piştiğinde. Daha inşallah kendi bulgurum yemek nasıl olmadı. Daha çünkü yapmadık. Dediğim gibi yapsam ben onu. Ayrı ayrı tabaklar mı atalım? Yapsam domatesle bulgur pilavı pişireceğim. Böyle biberinen karışık ince ince yanına da pırasa. Dedim durdum ya yapamayacağım herhalde bu gidişle. Havalar da yağmurlu oluyor tabii ki. Şöyle de sen otursun. Şuraya ben çorbanın içine şöyle bulgur pilavını çok severim. Tarım çorbasının içinde. Yoğurtta da severim. Bulgur Ne pilavını. alaka demeyin, gerçekten ben de bazen yapıyorum. Ama çok Güzel güzel oluyor. oluyor. Eğer bak bilmeyen varsa Böyle annem gibi içine çokça kasmıyorum da hani bir kaşık deniyorum. Gerçekten güzel oluyor. Çorbaya kattığınızda güzel oluyor tadı. Bilmeyeni tavsiye ederim böyle yirkene. Ondan sonra bir de yoğurdun içine katıp da yemesi de güzel oluyor bulgur pilavına. Dediğim gibi değişik değişik tatları ben çok seviyorum yemeğe. Ekmeğimiz de dilim yanına. Bir de bir huyum var. Bunu 2 senedir yapıyorum bu aynı hareketi. Ekmeği dilerken çok yıllık diliyorum. Bakın ovalli oluyor. Neden oluyor onu çözemedim artık. Önceden böyle dümdüz dilerdim. Şu 2 sene oldu değil mi Kardelen? Evet. Ekmeği böyle yıllık diliyorum yani. Bakın ovalliğine bakın. Ekmeği. Hadi öbür tarafın. Aynen. Böyle yeterli. Vallahi gördüğünüz gibi menümüz hazır. Bugün dediğim gibi gaz pişirdik yemeğimizde o olacaktı diye. Bu pideleri de sağ olsun Nazan abla getirmiş. Lahmacun Lahmacun herhalde. aynı. İşte gördüğünüz gibi her zamandaki gibi videonun sonuna geldik. Allah'ın verdiği nimetlerden eksik etmesin. Herkese güzel nimetler versin. Yani videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.